Tamam. Devam. Buna ele yatakla başlayabiliriz belki de ya. Hız da azalır. Kışkırtma da veririz. Fazla da vururuz. Durumda da nasıl set var? Defans yok sayma seti var. Bunda. Ah be. Keşke şu ölse de kurtulsak korkudan ha. Bu epikte refleks seti var mı? Yok. Acımasız set var. Ekstradan tur alma seti var. Ekstradan tur alma artı şey yapmak isterdim ama acımasız yine adı şeyden alınan set var ya, lanetli şehirden alınan set, ikisini birleştirmek yine isterdim, hem ekstradan tur alsın hem de refleks olsun. Tabi o refleksi çalıştırmak için devamlı vurmak lazım, orası ayrı konu ama yine de reflekstir yani. Çalışıyor.
Evet, İlhan bayağı iyi bir kısver. Yani Hydra'da kullanışlı bir karakter. Epey kullanışlı. Hala Ugo yok. Ya Ugo yerine artık çok fazla karakter var neyse ki. Onlardan birini bulmuşsundur yani umarım. Of, şu kapa gelmesin artık ya. Yoruyor yani kafayla uğraşmak. Yeşil ama yani en azından tabii o da güzel bir olaydı. Yani yorduğu gerçeğini değiştirmiyor yani. Xper Hydra da iyi evet kullanışlı. Ama elle oynaman lazım. Sıkıntısı orada. Otoya uygun değil. Elle oynarsan baya baya kullanışlı karakter. Ah ya o çalışsın abi işte ya. Onun çalışması lazım ki biz hasar verebilelim. Kubilay hoş geldin. Yani evet. Mecbur onu manuel oynamak zorundasın. Yo yani yemeyecek Turundanov. Turundanov yemeyecek dediler hatta. Yanlış hatırlıyorum maalesef. Ah lan şuna vurana kadar. Yani. İnsanların dediklerine bakmayın. Raid onun için açıklama bile yaptı. Biz Surunda'yı nerflemeyi planlamıyoruz diye. Yemez hayır, yemeyecek. Elveda yani tam içeriğini bilmeden
Yani videoyu izlemedim muhtemelen. Sadece kapağından bir çıkarım yapıyorsan muhtemelen sıkıntı olmuş olabilir. Ama içeriğini de izledim. Evet, böyle diyorlardı diyorsan o zaman clickbait atmışlar. Okey, yani video işte yanlış anlama, böyle spekülasyonlar da bu yüzden oluyor. Yabancı birinin video kapağından sanki bir şeyler öğrenmiş gibi davranmak ya yanlış oluyor. Çünkü adamın olayı zaten oraya tıklatmaya çalışmak. Hani adamın amacı oraya tıklatmaya çalışmak olduğu için o her şeyi yazar oraya. Sen videoya girip içeriğine bakman lazım. Ne oluyor, ne bitiyor içeriğinde diye. Adamın işi bu yani. Adamın işi oraya tıklatmaya çalışıyor. Tüm gün. Tıklattığı zaman para kazanıyor çünkü. Tam içeriğini görmeden de şeyler demek yanlış oluyor genelde. Anladım. İşte demek ki orada da senin gördüğün gibi görmüşler. Oyun chat. Aynen. Ben oyun chat'ine de düzelttim aslında nerf yenmeyeceğini ama yenmeyecek yani, emin olun. Yenerse yani yeneceğini zaten söylerler. Ama özellikle Yumeko ve Turunda'nın böyle kuvvetli olmasını istiyoruz. Çünkü bunlar efsanevi karakterler. Bunları nerflemeyi planlamıyoruz dediler. Hatta bu spekülasyonlar ortaya çıktığı vakitlerde de adamlar Turunda 15x, Yumeko 15x getirmişlerdi. Hepsi gitti ya. Keşke AK atmasaydım bu arada, adam bilin isteyecek. Özellikle bir öncekini de atmamıştım. Keşke bir öncekini de atsaydım şu. Niye çok iyi çalışıyor abi? Niye inanılmaz büyütüyor yani şeyi? Rundayı. Hasarına hasar katıyor. Ya elde edilmesi zor. Pay to win içinde şöyle elde edilmesi zor. Artı 4 yapmak zor. Öyle düşün. Ben bir tane elde etmeye çalışıyorum. Adam 5 tane elde etmeye çalışıyor. Belki adam 10 tane elde etmeye çalışıyor. Bir tanesi de yetmiyor. Bir tane artı 4 de yetmiyor yani adama. Öyle düşünün. Ya çok hakkı değil. Çok hakkı değil. Ama hani
Turunda'ya gelene kadar ne kadar bozuk, iğrenç PvP'de karakterler var. Üç tane artı dört altı yıldız yani mesela. Herkesin hedefi birbirinden farklı bu oyunda. Ya yine de yani o konuda şöyle bir şey var. Bu şekle getirmesen de normalde aşırı aşırı fazla vurabiliyor. Şu an ben zorda vuruyorum. Yani normalde şu an bunun iki katını vurmuştuk belki de. Bu hale ya bir hale getirmek zor. Oraya katılıyorum. Ama geldiği hal değil. Ve free to play bir şekilde hani normal free to play'den kastım karakterin biraz güçsüz hali bile çoğu hasarcıdan daha fazla işe yarıyor. Çoğundan yani. O konuda da hakkının yenmemesi lazım. Bakalım ne kadar vuracağız. İlk defa bu arada normalin pardon zorun hidrasına elle vuruyorum. Hep oto bırakıyordum. 400 vuruyordu. Bazen 500'e çıkabiliyordu. Bakalım elle ben ne kadar vuracağım. Genelde böyle takımlarda çok fark etmiyor galiba ya elle veya şey oynamak. Benimki çok optimal değil yani güme kolu falan bir takım değil. Bu kadroda Venus hastayım. Ben de Venus'u çok seviyorum abi. Çok şeyi aynı anda yapabiliyor. Yani şunu mesela Venus sağladım. Ben şu anda bu adama hasar vurabiliyorsam Venus sayesinde vurabiliyorum. O yüzden ben de Venus hastayım. Umar hiç çalışmıyor bizde ya. Bunun artık gitmesi lazım. Oh. Keşke kumarı A2 ile değil de A3 ile deneseydim. Şimdi A2'm olurdu. Vururdum bunları öldürebilirdim. Biraz yanlış oynadım burayı. Deneye deneye ya bu arada. Ben de dediğim gibi bu kadroyu daha önce elimle oynamadım hiç. Otoya bıraktığım bir kadro. Hey, Furcu adama vurduk gidip. Yemedik. Işıtma inatla. Bir de şu adam gelip duruyor ya. Daha az gelmesi lazım korku kafasının. Bu kadar az vurduk lan. Defans azaltma yokmuş ya. Buna da vuramazdım. Buna vurabilirdim belki de. Yok bir şey yok. Atacağız. Yetenekleri atmadan olmaz.
Burunda ruhun ne? Kötü ya şu. Değiştirmem lazım galiba. Zor bu evet. Eti Brutus. Atılı Özdel, Hidra rehberini ne zaman herkes açacaksın? Muhtemelen zor ya onun herkes açılması. Daha bitmedi bile yani. Hidra kabus mu? Hayır, zor. Zordayız. Eğer YouTube canlı yayınlar vesaire bir gelir kaynağım olmasından çıkıp hobime dönerse açabilirim. Galiba anca böyle açılabilir. A3 attım lan normalde. Ben bunları hep söylüyorum ya zaten İsmet. Yayınlarda vesaire devamlı dile getiriyorum, evet. Haklısın. Oyuna fazla zaman tüketen içeriklerin gelmesi konusunda bir sakıncam, bir sıkıntım yok. Sıkıntım daha öncesinde oyunda olan ve artık bir anlamı olmayan, yani dönülmesinin insana bir haz vermediği, döndüğünden keyif almadığın şeylerin artık hızlı savaş olması gerektiğine inanıyorum. Yani bu birisi klan boss'tu. Bunlardan grup savaşları güzel olur. Demir ikizlere belki hani 2x gelebilir. Çünkü günlük dönülmesi zorunlu şeyler. Kule. Kıyamet kulesine ya 3x hızlandırma, 4x hızlandırma ya da hızlı savaş gelmesi lazım gibi. Minotaur'a 2x'in gelmesini anlayabiliyorum. İnsanlar Minotaur'dan dolayı çok fazla hesaplarını geliştirebiliyorlar. Minotaur biraz oyunun bug'ı gibi bir şey. Ama belki hani dediğim gibi Minotaur'a her zaman diyorum bunu da zor katı gelebilir. Veya artık 20. katı gelebilir. O zaman da dolaylı yoldan 2x gelmiş gibi olur. Heaven Kestaş. Tamam. Açayım. Güzel vuruyor ama değil mi Sersuk? Nasıl hasarını daha da arttırırım buranın? Var mı buranın daha hasarını arttırmanın yolu şey haricinde, canların haricinde? Keşke şu soldakine vursaydım. O zaten zaman içerisinde ölecek gibi aynen. Niye ne alaka? Niye'nin alakası şey. Buradaki zaten ana hasar kaynağımız ve bekleme sürelerinin en problemi olan karakterimiz Turunda. Turunda'nın devamlı bekleme süresini azaltıyor abi. Bu yüzden niye var? Bu skill var ya, 2 tur bekleme süresi azaltıyor.
Nazar olur. Padre Ege 9. Nazar var şu anda. Nazar Venüs'te var. Padre Ege 9 koruma. Padre Ege 9 koruma mantıklı gibi. Olabilir. Belki de evet. Son output hasarını arttırabiliriz. Şu anda benim kutsama artı kutsama karakterlerin artı 1 artı 2 artı 3 olmaları ve canlı arena. Bunlardan yana problemim var. Görüyor musun? Devamlı A2 atıyor yani. Zaten Turunda'nın tüm hasarımız ekleme süresi anlamında Turunda'nın A2'si. Zaten Kupidus'un bekleme süresiyle alakalı bir problemi yok. A1'i de neredeyse A2'si kadar vuruyor. Ya Padraig 9x korumadansa Padraig şu an acımasız setle inanılmaz fazla beni prensliyor ya. Aslında acımasız sette azımsanacak bir şey değil yani şu an için. Ama belki o kadar tur almasına da ihtiyacım olmayabilir. Demiyorum. Zınk. Ya bu takımı acımasız seviyesine çıkartabilirsem o zaman zor seviyesinde yine böyle bir 300'lerde vuran bir şey belki çıkartabilirim ya. Bilmiyorum. Yılmaklı o ekip zora da iyi vurabilir. Yenileme ve dürtü seti. Direnç demek dedim. Var, evet. Direnç de var. Galiba bir tek Kupidus'ta yok. Direnç. Niye hasar vermedi lan? 325 falan yetiyor. 305, 325. O civarlar yetiyor. Direnç de geldi. Ha yok gelmemiş. Direnç değil. Eox çok vurur. Abi onun ekibi yok bende ya. Onu kasacağım. %100 zaten onu kasmak da. Eox'taki problem onu kombinleyeceğim bir ekip yok. Ekipsiz de vurmuyor. A3'e en fazla vuruyor falan dediler. O yüzden birazcık üzüldüm yani yalan yok. Kimle vuracağız ya buraya? On turda yüze mi atıyorlar? Sen düşün. Onun bir videosunu izleyebiliriz. Tabii YouTube'da izlemek videoyu sıkıntılı. YouTube'da video izlemek problem. Bir gün sadece Twitch'te olan bir yayın yaparız. O gün video izleme yayını belki olabilir. IRL tarzında. O gün bir bakarız. Karakterlere ne yapacağız, ne edeceğiz. Sohbeti, muhabbetini döndürürüz belki de. Ama ekiple mi yani onun faction ile beraber mi vuruyorlar? Olay benim onun faction'ına sahip olmamam. Dio'dan gördüm. Ya telif gelse de yani kanalı tehlikeye atmayacaksa para kazanmayı kapatsa da önemli değil. Çok dert değil yani. Kanalı böyle arda arda telif der gelince 3. telifte kanal kapanıyor galiba. O kadar telif atıyorlar mı onu bilmiyorum işte. Ama yani para kazanmayı kapatması çok dert değil.
31 dakika olmuş bu arada. Sohbet muhabbetle akıp gitti de. Terledim de bir yandan ha, yorucu. Bırak otaya. Yok ya. Yayındayız, vuruyoruz, sohbet ediyoruz. Bunun videosu da gelecek zaten kanala. O yüzden çok da izleyen vardı aslında Hidra videolarını öncesinde. YouTube'dayız, açamam video. Bunu izleyin işte, video izleyeceğinize. Live'den nasıl şekil seçiyorsun? QWER. Harika. Auto, R yeniden başlatma. Bayağı bir şey var ya. Kısa yolu var. Hem şov yap. Vallahi şu an kamera açsam terden ölüyorum. Sular içerisinde. O kadar değilim de. Biraz yoruldum. Bunun Hidra ile falan alakası yok bu arada. Antalya'da olmamla alakası var. Hidra'dan bağımsız yani bu olay. Ay yalan jest. Niyetin ilk baştan beri belliydi aslında da. Dürümcü o alakalı. Mavir. Zınk. Peki bu takımı acımasız da çıkarmak için ne yapmak lazım? Sersu, hızlarını, isabetlerini ve dirençlerini artırmamız yeter mi? Evet, tamam. Yani bizim bu güney tarafları, yani Akdeniz tarafları ve Akdeniz'den böyle doğuya doğru ilerleyen taraflar gerçekten sıkıntılı. Çıkmaz bu, çıkmaz değil mi? Bu kadar vuruyor zaten ya. Padre gelmese olmazdı yine. Adriyek gelmezse Zora da çıkmazdı. Valla ben çoğu insanın aksine döneri Hatay usulü gerçekten seven bir insanım ya. İnsanlar birazcık artık şeyden uzaklaşmış durumda muhtemelen. Hatay usulünden. Ama beni hala saran o. O sarımsaklı mayonez falan farklı bir kafada. Kafi bence de. Şu an bu oyuncuların hepsinde direnç mi kasılı? Kupidus hariç evet. Evet. Çok bastırmaması lazım ya. Abartmamaları lazım. Ben de sarıyor ne yazdım. Evet. Alttan böyle guilty pressure dediğimiz. Yok. Guilty. Neydi lan? Pleasure. Aynen. Leyle. Böyle hani. Aynen. Leyle. Reyle değil. Söylemekten çekindiğimiz bir olay. Ama harbiden bazıları da çok abartıyor. Yine de tavuk döner bence en böyle
soslu, mayonezi falanı filanı hak eden şey. Aynen, pleasure, pleasure. Guilty pleasure. Pleasure. Ben karıştırdım. Baskıyla karıştırdım onu. Tavuk döner işi birazcık öyle olması zorunda gibi. Mesela et döneri hiç yakışmıyor. Et döner sade. Aynı ca kebabı gibi. Bence öyle yenmesi lazım. Evet. Ve motoru bozuyor. Bende yalan yok. Benim de bugün bozuldu. Biz onları çok sohbet etme. Yani şu an videoya da gideceği için iyi olmayabilir belki de, ama ben dün yedim. Hafiften rahatsızlık verdi beni. Bana. Ama yani güzeldi şimdi tadı. Bir daha yemeği planlıyordum bakın. Şöyle bir şey var. Antalya'ya geldim. Burada hani deniyorum şu anda. Nerede yenir, ne yapılır, ne edilir. Çünkü daha öncesinde Bursa'daydım, Görükle'deydim. Bundan bir ay önceye kadar. Orada artık müdavim olmuştum her yeri. Biliyordum. Şimdi burada deniyorum her yeri tek tek. Ha, bura böyle yapıyormuş, bura böyle yapıyormuş. Şu an ilk defa güzel bir yer buldum kendime özel. O da beni rahatsız etti. Şimdi worth mi değil mi, ben de onu düşünüyorum, evet. Şimdi yerken mutluyum. Eğlendirdi beni. Ama bugün ben nereye vuracağım bunu şimdi? Bir dakika, sohbet muhabbetle yanlış yere vurmayalım. Bugün sıkıntı yarattı. Şimdi buna değer mi değmez mi, onu kendi kafamda bugün düşünüyordum. Yalan yok. Antalya'da genel olarak zaten full Hatay usulü var. Antakya ve Hatay usulü var. Tavuk döner, et dönerden bence de daha iyi. Cağ kebabı ise hepsinden daha iyi. Bence cağ kebabı da bir döner. Yani tavuk dönerin bu arada iyi olma sebebini tamamen eşlikçilerinin, içine atılan şeylerin kaldırabiliyor olması tavuk dönerin. Et döner kaldıramıyor. Sade başına, sade yemen lazım. Et döneri de yediğim en iyi yer. Kırıkkale'de bir yer yapıyordu. Baya önünde kuyruklar falan oluyor. Herkes orada yürüyor. Sade ekmek, domates, yeşillik istersen. Kıymasız et döner. Adı altında satıyordu bunu. Kıymasız et döner. Yediğim en iyisi o. Ekrem Röşk'ün sıkıntılı, evet. 1 lira için 2 hasar CHP'im var. Sence öncelikle hangisi olmalı? 4 yıl ıskanak dışında, Artak dışında CHP'nin yürüyen mi yok? Mikage anlamadım ya. Ama Mikage ve Oboro gerçekten iyi bir ikili. Ben de onu bugün baktım. Bir tane adam 88 milyon mu ne vurmuş? Bakarız birazdan. Yani Mikage ve Oboro güzel. Ekrem Röşk'ün ilk çıktığı zamanlar iyiydi bu arada. Ben Ekrem Röşk'ün de ilk çıktığı zamanlar beğeniyordum. Ama şu anda dükkanın önünden bile zor geçiliyor. Yani sağlıklı bir yer değil bence. Şimdi marka zedeleme oluyor mu? Evet evet, ilk çıktığı zaman yeniyordu abi. Ne oldu oğlum, bura ne kadar kötü bir haldeyiz ya. Ya yemem ya, boş yapma Umut. Benden başka benim düşmanım yok. Bir de Göztan. İkiniz problemsiniz. Avukat da kazanırsın. Problemli bir yerdeyiz bu arada. Şuradan kurtulursak her yerden kurtuluruz. Ne demek İsmet? Ya Skrank, ya HP yanıyla vurmak da iyi ama artık
HP'yi de vurma işleri kalktı ya. Tabi hesabın gücüne göre de değişiyor abi. Şimdi hesabın 2 milyonluk bir hesapsa evet HP'ye yanıyla vurman lazım. Ama Lady Mikagen var falan, hani Oboro'yu kasmaya artık vaktim var falan diye düşününce, ama bu olaylarla ilgili tam bilgin olmayınca benim kafamda 5 ila 8 milyon arasındaki bir hesap geliyor. Öyle bir oyuncu geliyor yani. Onun da Mikage ve Oboro'ya gitmesi daha mantıklı. Vallahi turunda ama be, çok iyi. Benim hesap 10M güç var, hidrası yok. Takeover abi. En iyi çözümü takeover. Oyunda parayı yatırabileceğiniz en iyi 3 yerden birisi. İlki cevher paketi. İkincisi ocak bileti, iyisi ise. Üçüncüsü ise takeover. Hesap inceleme. Hesap düzenleme. Hesap inceleme işinde ismi inceleme olduğu için İnsanlar ücretsiz yapılıyor zannediyor. Lakin ücretsiz değil. Haberiniz olsun. Adı altında, yani adı inceleme olunca ücretsiz gibi oluyor bence. O yüzden takeover veya hesap düzenleme işi fena değil. Bu dönem almayacağım ama bir dahaki almaya başlayacağım hesap. Cevherli Hoca. Baba Cevherli Hoca'ya alacağına takeover al. 1000 liraya herhalde iki takım yaparız işte. Yani. Ha, Mikage İlkel Taş'tan geldi. Güzel, iyi olmuş. Ne kadar erken o kadar iyi abi, Mikage'ye ulaşmak. Kötü bir mitik de gelebilirdi yani Mikage mi? Yani Mikage epikler arasında en iyilerinden. O yüzden ikinci Mikage'yi bile geldiği zaman kasabilirsin. Veya o Mikage için ekstradan uğraş vermene gerek kalmadı. Güzel yani. Hangi seçenek daha cazip geliyor gerçekten? 500'ü devirdik bu arada. Başla göz arasında. Ben bakmıyordum. 427'den sonra bakmamıştım. Çok ekrana bakmıyorum. Renklere bakıyorum. Geri kalan da full chat'teyim. Chat bu ara yoğun. Güzel. Böyle olmasını seviyorum. Zaman da benim için akıp gidiyor böyle olunca. Anladım, tamam. Allah sardı ha. Adam hipnoz ediyor adam vurmakta. Şimdi de Golduç olacaksın galiba. Akşam vurmaya başlarlar. Dikkat et. Padraig mi be? Bu arada turun da burunda değil ha. Padraig. Buradaki olay. Ha turun da, ya Padraig olmadan da 800'leri 700'leri görebiliyordum. Şimdi Turunda ve Venüs Kupütüs'ün hakkını yiyemem. Bu üçlü, yani şu sağda gördüğünüz üçlü beni Hydra normalde falan bayağı taşıyordu. Ama Padraig geldikten sonra zora çıkardı beni ve hasar bayağı bir arttırdı. Ah lan, şuna A3 atabilseydim çok iyi olurdu ya. A2 pardon. Adana karpuzu gelmiş abi.
Kubilay geldi buraya. Zınk. Ve daha şeye de girmedik. Türk sınırına da girmedik. Muhtemelen 700'leri göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu sırada videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Canlı yayınlarda da bu olaylar geçerli. Canlı yayını beğenmenin diğer insanların önüne çıkarması gibi bir iyilik var. Bu iyiliği yaparsanız sevinirim. Bana da geçer gibi geliyor ya. Bana da şuranın yarısını daha alacağız yani. Bence 1B'ye kadar yolu var. Emin olmamakla beraber şanslı gidersek 1B bence. Genelde böyle 30-40 beğeni oluyor canlı yayınlar. Ben arada bir söylüyorum. Bazen şey yapıyorum, unutuyorum. Siz beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. MS Goto vurup geçeceksin. Senin için vuruyorum Better'cıdan. Ben de tarz bir adamım. Sen istedin diye vuruyorum bak. Kıymeti mi bil? Bir de şimdi yeni klana geçtik ya. Burada da ağırlığımızı koymamız lazım. 2B vururum diye gelmiştim. 2,5 falan vursak güzel olur. Aha. 900 gibi görünüyor o zaman. Yani. Biz de izliyoruz ya. Orası öyle canım. Ama şey istemişti yani. Tırcıdan istemişti. Yarın falan Hydra vurursan sevinirim. İzlemesi keyifli oluyor diye. Tam boss'um ne zaman? Bittikten sonra bakalım seninkine. Kurtulur canım ya. Kurtulmalı. Şey. Bu tur kurtulmazsa diğerinde kurtulur. Bilsem ekstra tur alacağını A2 atardım yani. Alika. Şey de mantıklı değil yok. Arena da mantıklı değil. Taşdere'deki adamın cooldown'ını arttıramayabilir. Vurması lazım. Arttırabilir. Bilmiyorum. Warlord gibi çalışıyorsa arttırır. Ama onun yerine şey kullanabilirsin. Ezici miydi? Eziciydi galiba.
Ne çok vurdu lan şey. Burunda soldaki kafaya. Sabahtan beri vuruyor ona ha. Çok uzun zamandır vuruyor yani ona. Okey ya şu an. Der iyi. 700'ü şu an gördük. Bu arada görmemizin sırf yani şu 80 turda 100 milyon vurmamızın sebebi sabahtan beri şu soldaki kafaya vurması. Yani nasıl becerdi, ne yaptı bilmiyorum. Ama sabahtan beri soldaki kafaya vuruyor yani turunda. Mesela bak hemen kalktı şimdi bu kafa. Niye geldi ki? Diğeri soldaki 24 saat oradaydı. 10 defa vurdum ona neredeyse. Neye göre bu kadar hızlı gelip neye göre yavaş geliyor? Zayıf dursaydı sıkıntıydı da. Umarım iyi oynadık. Tutturduk. Hemen geldi mesela yine. Daha yeni öldürdük mesela yani bunu. Yorulmaya başladım ya. Umarım siz de yorulmamışsınızdır. Kaç izleyiciye indi ki? Yo, iyiymişiz. 22 ve 11 daha ne olsun? Level'ın bir önemi yok. Clear Doom. İstediğin level'da da deneyebilirsin. Yani hızlarını tutturuyorsan sıkıntı yok. Ama 40 level adam Clan boss'a ölebilir. O konuda dikkat et. 40 level bir adam Clan boss'ta ölür. Senin orada bir iki tur hayatta kalması lazım. Tabi bir 5 hız eksik oluyorsun galiba. 3-5 hız eksik oluyorsun. Bir de şeyin olmuyor. Sancağın olmuyor. Bunların ikisi problem. Dediğin gibi yani sen o hızları efort edebiliyorsan, karşılayabiliyorsan gerisi önemli değil. Yani şey işi de var. O kadar erken girmene de gerek yok. Ya 40 level'sa bir olsun abi level'ı yap yani ne olacak? 50 yap. 50 yapmaya bir şey yok. Ha bir gün erken almışsın. Ha bir gün geç almışsın şeyini. Sandığını. Bir şey olmaz. Ama girdiğin zaman yapabilmiş ol. Zaten takım belli. Tabii canım Akrizya. Akrizya orayı 2K yapar rahatlıkla. 2K olmaz da 2K yapar rahatlıkla yapar 2K. Sadece oradaki problem eczacı falan ölmesin yani.
Ona dikkat et. Onların hasar yiyebilecekleri bir alan olacak. Oralarda bir yerlerde hasar yemek için böyle belli bir alanlar var. Orada ölmüyor olmaları lazım. O alanlarda zaten ölmüyorlarsa tamam, takım çalışıyor. Kızlarını da ayarladıysan. Selam Mehmet, hoş geldin. Aslında burada yapmanız gereken şey nazarı olmayan adama vurmak. Zaten nazarı olan adama hasar yansıtabiliyorsun ya. Nazarı olmayana git vur. O zaman daha fazla vurursun. Ama şu an o kadar dikkat edebilecek kadar kafam kalmadı, yoruldum. Geldim geldim. Kime vuruyoruz? Buna. Büyük vurma. Aynen öyle. Gittim, yemek yedim, geldim hala bu. Afiyet olsun. 1B gelir mi? Gelmez muhtemelen. Daha bitmedi mi bu vidra? Yok abi, bitmiyor. Ya o şeydeki olay olsa yeşil kafanın devamlı orada durup benim ona devamlı vurduğum bir an olsa evet gelir. Ama o an hiç olmadı yani. Bir kere oldu, onda da vurduk zaten vuracağımızı. Yani normalde otoya bırakıyordum. Otoda bile yarım saat falan sürüyordu zaten bu takım. Son ana kadar ilerliyorlar. Ama seyir zevki açısından videoda böyle daha keyifli olur. Sohbet ediyoruz falan filan. Bir de biri oynuyor yani. Bir insan oynuyor. O belli. Padre yerine burada ne kullanalım? Ha, Padre yerine galiba hiçbir şey olmaz ya burada. Padre her şeyi sağlıyor. Padre her şeyi sağlıyor. Bu tarz. Yok, teşekkür ederim. Valla benim hiçbir takımım, ya hele deste falan bakıyorum, benden daha fazla vuran yok. Şu da arıza var yani benim kabus tarafında. Marius'u çekmem lazım. Marius beni vurdurursa o vurdurur yani. Başkası vurdurmaz. Abi her hesabı atlatır ya. Padraig bu arada yani zora girmese acımasıza girer. Acımasıza girmese kabusa girer. Her yere girer yani, öyle bir karakter. Ya zaten canım onlar ayrı. Ben yani Akrizya, Grazur falan filan, hani onlardan bahsetmiyorum. Onlar şans. Ama hani Marius'a falan gitmek işi şans değil. O yüzden. Ben de seninle bak başladım, 68 vurdum. Allah bereket versin. Aynen öyle. Daha ne oldu?
Ya Marius günün birinde illaki benim olacak. Ama Akrisya'nın günün birinde benim olması için bir garanti yok yani.900'ü görecek. 900-950'yi görüyor gibiyiz ya. İyi gidiyor gibi. Galiba 1B. Tabii, takımı göstereceğim canım. Videoda da insanlar soracaktır. Teker teker göstereceğim hepsini sizlere. Sadece kafayı öldürmem lazım ya. Yine arızalı dönemler başladı. Aşırı arızalı dönemler başladı. Toparlarız umarım. Bak hemen geldi mesela. Daha yeni öldürdüm. Ben niye geliyorsun ki hemen? Bir öncekiler niye gelmiyor yani, bu ben bunun mantığını da pek anlayamadım. O kadardır da oynuyoruz bu oyunu. Korkuyu gönderdik. Şimdi burada bir 100-150 milyonu çıkarmamız lazım hızlıca. Kupidus yerde yatarken bir tık zor. Ama olabilir. O olmayacak işler değil. 20. ekstra turunu alıyor. Acımasız set de çok iyi çalışır. Evet. Padre acımasız set. Artı yenileme aksesuarları çok güzel olur. 3 yenileme aksesuarı artı acımasız set. Daha iyisi yok. Bir de dürtü. Bir de iki parçalık dürtü girdim mi? Öf. Aha, geliyor olabilir. Bir tane daha iyi bir hasar. Ah, gelmedi. Gelirdi bu arada yani. Bir tur daha erken alsa geliyormuş.
Ben de Ugo var. Yenilenme dürtü finansal. Bende de var öyle şeyler, evet, bir şey. O tarz şeyler var bende. Belki Padre 2'de yapabilirim. Padre 2 yapmadan önce dürtü seti değişmemişti. Bir, belki revize edebiliriz ama yani gerek yok. 900 yerine belki 1B vuracağız, tamam. Fazla mı? Belki %10-11 daha fazla vuruyorsun ama o kadar efora da değmeyebilir yani. Yoracak beni. Tek başına o kadar hasar fark etmez yani. Formini en iyi neyle, yani nasıl yapabiliriz? Ya isabetli olsun. Sertem setli kullan. Eğer hasar yük kullanmayacaksan şayet. Sertem setli kullan. Bu arada hasarcı şekilde sersem setli de kullanılabilir. Böyle yardımcı hasarcı olarak. Yani yine hasar ilerlersin ama sersem set takarsın. Olabilir yani, olmaz değil. Sadece verimli olur mu onu tartışmak lazım. Ama kötü bir defans yok setindense iyi bir sersem set tercih eder. O da hesaptan hesaba değişebilen bir olaya gelmiş oluyor yani. Yeter, yoruldum ama son hasarı da görmek istiyorum yani. İlk atı geçeceksen sadece sersemletmeyle geçer. Aynen, buraya kadar geldik, şimdi burada da çıkılmaz arkadaş. Son ana kadar geleceğiz, yürüyeceğiz oraya kadar. Harika. İyi denk gelirse 1B vurabiliriz şu 50 turda. Yani şu an tur alması lazım turundanın. Şuna A2 vurmam lazım. Heh. Aynen. Ama yok, arda arda vurmam lazım ya. Yok yok, bugün hiç ota yok. Bugün hep 50 oynayacağız. Biliyorum, siz de sıkıldınız. 68 dakika oldu, farkındayım. Dayanın. Saatlik video çıktı resmen, evet. İzleyenler de keyif alır gibi yani, vurması eğlenceliydi. 1B vurmak ki zora güzel yani. 2 milyon flash hasarı demek. Peki Hydra'da kabusa ne kadar vuruyorsun abi? Zor sandığını zor, son sandığı zor alıyorum abi. Nasıl böyle oluyor? İşte hayat, şans. İnişler, çıkışlar. Of of. Evet. Baya baya vurdu. Galiba ben buraya ikinci turundayı koyacağım. Şu virüs yerine. İki turunda oynayacağız burayı. Bir diğer hafta.
Haftaya iki turundayı görmek istiyorsanız beğenip abone olursanız çok sevinirim. Sonuçları saklayalım. Ücretsiz yeniden grupla gibi bir saçmalık yapmayalım. Karakterleri de göstereyim sizlere. Merak ediyorsunuzdur illa. Buraya böyle bir 28 milyon vuran bir adam var. Fena değil. Şu anda iyiyiz. Durumdan bu şekilde. Henüz daha şunlara külleyemedim. Şunu rolleyeceğiz. Böyle. Hız veya yüzdeli atak. İkisinden biri gelmesi lazım. Yüzdeli atak geldi. Bunu basacağız. Şunu basacağız. Daha fazla vuracağımız bir ana evrilecek. Hala mesela şurada atak yok. Direnç ilerlemesi için. Hidra'da göstermek gerekirse şu şekilde. Ukko yeni yaptık. Daha gelişmeler olacak bunda. Hidra özelinde bu şekilde. Cliffleri yok. Level'ları yok. Olduğu zaman daha iyi. Venüs bu şekilde. Siz durdurup bakabilirsiniz. Kupidus 9 set. Bu şekilde. Fena değil. Çok iyi değil. Çok kötü değil. Daha iyi olabilir ama yani şunların gelişmesiyle beraber daha iyi hale gelebilir. Belki tekrardan baksak bir tık daha iyi setler bulabiliriz emin olmamakla beraber. Bir bakılması lazım. Hadrake var burada da. Bu şekilde. Bir tane yenilenme seti var. Buralara dürtü alınabilir. Buralarda yenilenme alabiliriz. Acımasız set belki olabilir bir ihtimal. Hasar verirken daha da soğuma veriyor. Şu dördüne onlar alınabilir. Bir ihtimal dediğim gibi. Bunun da daha level'ları tam değilmiş. Niyanın. Level'larız. Dert değil. Hidra da bu şekilde. Masaydım iyiydi. Başka da yoktu aklıma galiba. Ustalıklarını da belki merak ediyorsunuzdur, değil mi? Ustalıklar.